Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Botsuz Survival serimize, efsane serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum da kayda falan kontrol edeyim. Arkadaşlar biz en son çıkarken karpuzlar bu kadar yetişmiş değildi. Ve şeker kamışlarının şuraya kadar yetişmesinden şüphelenerek yani gerçekten bu olabilir mi? Abi abimin de çok uzak değil yakınız ya mesela şurada görünüyor bile neredeyse duman tutuyor. Bakar mısınız o tarafın çanklarına girdiği için bunlar yetişmiş. Abim muhtemelen video çekmiş o zaman. Oo maçlıyız kanala gidip seyrediyor muyuz? Arkadaşlar bu sayede tarlalarda mı yetişmiş abi? <laughs> ya video dışında hiç girmiyorum. Bak girdiğimde abim e, bir şeyler yapıyorsa buralarda mesela abim bir saat oynadıysa abi bakın havuçlar patatesler geri yetişmiş neredeyse. <laughs> abi çok iyi ya. Arkadaşlar geçen bölüm alet edevatçı çıkartmıştık ve abi şu, şu kazmayı direkt Köylüden aldık yani. Bugün de arkadaşlar e, maden fırınından aldığını öğrenmiştik ya. Bugün de maden fırını yapıp bir tane zırhçı çıkartmaya çalışacağım. Ve e, şu... Aha. Yerden ok geldi. Benim benim yabancı değil benim ya. Oh, vay terbiyesiz. Ve arkadaşlar bugün biraz kastım aç falan da yapalım. Ya maden de... Yani yine bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Ve şu e, evin yolunu falan da yapalım. Büyü masasını da yukarı taşırız. Bir sürü işimiz var. İki tane emerald varmış. Dima abi de buraya getirdik biliyorsunuz geçen bölüm. Şurada şöyle dursun. Yalnız şunu yanımda gezdirmeme gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle bırakacağım buraya. Aşağıdan malzemeyi toplayacağım ya. Bunu da getirip kıracağım arkadaşlar. Mesela cevherleri topladık. Elmas, kızıltaş, cartut. Hem seviye kasası buna da tamir bastım mı çok güzel olur. Madem şurada karpuz kabaklar yetişmiş hemen onların yanına gidelim arkadaşlar. Aha lan golemin canı. Aga be. Arkadaşlar. Abim, abim 1 lira bozun var mı be? Artık çok yani kaç birkaç, birkaç sürüm önce geldi ya, golemlerin canı böyle gidince böyle oluyor. Arkadaşlar bayağı savaşmış canı gitmiş canını yerim ya. Şurayı da gereksiz itemler daha doğrusu köylülerden aldığımız zaman kullanmadığımız itemler atmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen şu karpuzları bir toplayalım. Ulan şunu bozduk ya yapma adeşe be. Abi karpuzları topladım bayağı bir 3 tek falan karpuz oldu. Ben bunları biraz daha arttırmak istiyorum yalnız. Yani benim için yetersiz geldi. Hemen şurayı da bir kıralım. Yalnız biz iki tane yeri bozduk. Bir tane yer diktik sanırım. Ona bir bakayım. Toğuma. Bak yanlışla burayı da bozdum abi. Yani. Niye böyle oluyor? İki tane yer bozduk. Bir tane tohum çıktı abi. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sonradan bir tane daha çıkmış. Onu da topladık. Tamam. Yanımda kemik aslında düştüydü. Şunlardan basıp yetiştirebilirim hemen. Sıkıntı yapmayalım. İki tane yetişiyordu diye biliyorum. Bir üç taneymiş lan. Neyse yapacak bir şey yok abi. Aa bir tane de arttı süper. Bura tamam geri full oldu. Şu karpuzun oraya bir bakayım. İki tane korpus tohumu düşmesi saçma çünkü. Yo bir tane kırılmış. Bir tane de nasıl iki tane düşmüş anlamadım. Şu bir tane basayım abi kemik tozu buna. Hop. <laughs> bir cimcik büyüdü. Süper değil var arkadaşlar bak. Bunlar falan da büyümüş. Yalnız burayı genişletmek istiyoruz ya. E, bence önce genişletelim. Daha sonra kalanı köylülere satalım arkadaşlar. Yani sürekli gireceğiz ve bir bölümde kendimi duraklatmayacağım. Bu bölüm sadece şunu yapayım falan değil. Aklıma ne gelirse onu yapacağım arkadaşlar. Di de karpuz kabak yerine satacağız. Hemen yukarı gideyim. Evimizi iki kova alayım su için. Abi alet yerimizde kova aldık. Zaten çapamız var. Güzel başka bir şeye gerek yok. Karpuz ve kabakları arttıracağım arkadaşlar. Her yerde bir şey var yalnız dikkatinizi çekti mi? Beyzimizin her yerine yayıldık yani. İşte hedefim buydu abi. Şimdi karpuz yerine arkadaşlar. Lan kovalar ne? Abi kova yerine ray almışım. <laughs> Yalnız deminki gülüşüm şey gibi oldu bir video vardı biliyor musunuz? Ben kimseyi sevmiyorum diye bir tane kız. Yanındaki de aynı ben de ancak kendimi severim <gülüyor> diye gülüyor ya. <gülüyor> <O> geldi aklıma. <laughs> tamam abi iki kova aldım hemen oraya ışınlanalım hemen gidelim yani. Işınlanalım derken millet araları kesiyorum ya. Kesmediğimi zannedip ışınlanıyorum falan zanneden. Arkadaşlar arkadaşlar yok artık demeyin her tipten insan var yani. Yürüdüğüme bile nasıl yürüyor lan Minecraft'ta yürünmüyor diyecek insanlar olabiliyor bazen. <laughs> Şimdi öncelikle karpuzu genişletmek istiyorum. Yalnız yine doğayı bozmayacağım arkadaşlar. Şimdi bu buraya çıkıyor. Bu buraya çıkacak şura. Arkadaşlar burayı kazdım. Şimdi hemen şöyle suyla dolduracağım. Şurayı sınırsız su yapalım. Sonra burayı fullleyelim. Hop tamamdır. Sonra arkadaşlar şunları da toplayalım. Bize hem tohum olur güzel olur abi. Yani burayı niye yapmadığımı anladınız arkadaşlar. Doğasını çok hani şurayı 2 3 tane kırabilirdik. O kadar da sıkıntı değil. Kendimize biraz fazla yaptık. Hatta kıralım yani. Şu kadar da sıkıntı yapmayalım yani de. Ama elimizden geldiği kadar doğayı bozmadan. Şimdi şuralar iki tarafta da komple çapalıyoruz. Tamam. Yalnız gene sıkıntı abi. Bu buraya çıkacak. Bu nereye çıkacak ADŞ'e? Yanlış yapmışız. O kadar hesaplamamıza rağmen yanlış yapmışız abi. Tamam komple geri kapat. Şu bir yana. Yani o kadar hesapladık. Nasıl yanlış yaptık bilmiyorum. <laughs> Buraya ektik. Buraya çıktı. Bu da buraya çıkacak arkadaşlar. O yüzden. Hadi bakalım şurayı kıralım komple. Şuraya kadar yapabileceğiz. Artık şurayı da bozmak istemiyorum. Hatta bozduğum yerde telafi edeceğim şöyle. Tamam. Buranın iki kenarını da çapalayalım. Hop tamamdır. Şimdi buralara ekeceğiz arkadaşlar karpuzları. Buraya komple ekelim bu karpuz tohumlarını. Kaç tane ikisi kaldı fazla yapmayalım. Dört tane. Tamamdır abi süper. Şuralar işe yaramadı yani. Buralara hatta arkadaşlar ben sinirim bozuldu. Allah bu ne lan? Aşağısı boş muymuş? Komple kır, normal toprak koy. Çünkü burada çapalanmış görününce sinirim bozuluyor. <laughs> Tamamdır arkadaşlar, böyle bu şekilde yaptım. Yani daha şu tarafa doğru da biraz genişletebiliriz. Karpuzlar. Aa hatta yapalım aynen. Bu gölün kenarına güzel olur. Tamam, burayı da komple çapalıyoruz. Yalnız inşallah şu yetişip şuraya çıkıp bunu engellemez mesela. Bu buraya çıkacak ya çünkü. Birbirini engellemezler umarım. Onun önüne geçmek için arkadaşlar şuraları iptal ediyorum. Tamam böyle yapıyorum. Yapacak bir şey yok. 11'miş. 22 tane yetecek yani bize. Ya bit şu tarafı 11 ise o tarafı da 11. Öyle düşündüm. Tohum başka var mı? Yok. Bunu da komple ekelim arkadaşlar. Genişletiyoruz elimizden geldiği kadar ya. Yalnız bunları engellemeyecek şekilde ara ara şöyle meşaleler atarsak güzel olur. Buralarda karanlık kalsın istemiyorum. Bakın arkadaşlar karpuz tarafımız biraz daha arttırdık. Bu kadar yeter bilmiyorum. İleride başka yerlerde böyle yayılırız belki. Eve hemen bir çıkalım gece oldu. Şöyle balkondan bir bakacağım arkadaşlar karpuz kabak tarafına nasıl görünüyor. Oo. Abimin oralar hep biraz görünüyor ama tam görünmüyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Merak uyandırıyor. <laughs> Evimiz önünde böyle güzel. Yatalım. Sabah da bal kabak tarafını bal kabaktan arttıracağız. Yalanla bir orku bile tuzağa düşürmeye çalışmam. Faramir. Sabah oldu arkadaşlar. Şu bizim Markus'umuzla Diego'muzu bir besleyelim. Ara ara uğramayı unutmayalım. Marcus'u besledik abi. Diego'yu zaten Altanavuç'la besliyoruz. Yanımda sürekli gezdirdim için sıkıntı olmuyor. Diego al oğlum. Gel oğlum. Abi altanaotu yiyor ama Altanavuç'a doğru gelmiyor mu bu ya? <laughs> ben Altanavuç yiyorum Diego'ya. Şey Diego'ya diyorum. Marcus'a pişmiş et veriyorum arkadaşlar. Düşünün. Hemen işimizin başına dönelim ve şeker kamışları ve bambular da artmaya başladı arkadaşlar. Bambulardan çok memnunum. Durduğu yerde uzuyorlar. Hatta bayağı bir bambu ormanı bile yapabiliriz kocaman yani. Ne zararı olur ki bize? Yeşil yeşil çok tatlı görünüyor bence. Şu karpuzlar tekrar toplayayım arkadaşlar. Çünkü biz burada çalışırken biraz daha büyür iyi olur. Bunlar daha henüz yetişmedi. Daha bayağı bir yetişmez de. Belki bir tane de şuraya doğru atarız ama buralar biraz boşluk kalsın istiyorum. Patika falan yaparsak diye. Hemen şu kabakları da tekrar toplayalım. Ne yaptım ne ettim şurayı gene bozdum ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne dedik? 5 bir boşluk gerekiyor dedik. Hemen bunun hesaplamasını bir yapalım arkadaşlar. Şöyle. 2 boşluk şuraya kadar gelebilir yani. Problem yok. Süper. Komple çapalıyoruz. Çok iyi abi. 24 tane çıktı. Şimdi 4 tane var. 5 tane daha yaparsak. Şöyle 24 olur. Bunları komple bir ekelim buraya. Tamam abi. Kabakları yalnız biraz daha arttırmak istiyorum. Mesela şuralara da kabaklar dikebiliriz abi. Ya ille böyle dümdüz upuzun olması gerekmiyor. Bu şekilde yani her boş bulduğumuz alana yaparsak da olur bence. Tamam burada biraz böyle uzun oldu. Güzel. İçinde komple su yaptık. Bir de çapalıyoruz. 22 de buraymış. Oha tam 22 tane var diyecektim. O karpuzmuş. <laughs> 22 tane çıkarmamız biraz sıkıntı arkadaşlar. 24 tane çıkacak merhaba. Bir köl o seyyar köle bir kölü sesi geldi diyorum. Ne satıyorsun kardeş? Mercan bile o satıyor. Abi çok iyi bak şu da kirpi balığı kavası da güzel. Balçık topu da güzel abi. Ben bunların hepsinden alışveriş yapıp kitlemeye çalışacağım. Yani bundan bunu arkadaşlar bir yere kapatırsak yine de siliniyor diye birim. ama her şey yukarıdan düşüyor da silinmiyorlardı. O da garip. Burayı bozmazsın değil mi? Şimdi alışveriş yapıp zümrüt alıp geleceğim. Sonra da bu seyyardan da bir şeyler almayı umuyorum. Hemen bir alışverişe gidelim arkadaşlar. İnşallah oraları bozmazlar. Öldürürüm yoksa. Şimdi arkadaşlar şu karpuzları hemen bloğa çeviriyoruz. Bunların hepsini Dima abiye satamadığımızda, satamadığımızda diğerin, diğerine. O sıfırlandı gene. Harikasın Dima abi. Abi 50 tane oldu bile sırf Dima abiyle. Bir daha sıfırlanır mısın Dima abi? Yok abi o kadar da değil. Diğer köylüye gidelim hemen. Ve diğer köylülerimiz ne yapıyor şöyle bir bakalım. Selam gençler. Çiftçi sen birazcık pahalı alıyorsun ama el mecbur. Şimdilik satıyoruz. 52 oldu. Tamam şunlara gene kağıt falan satacağız da. Abi Dima abinin gene ses geldi. Gene sıfırlandı. Allah'ım. Yo sıfırlanmamış. Niye acele ettim diyecektim de. Şu seyyar <laughs> kaçmadan kaybolmadan gidelim de. Alabileceklerimizi alalım onlar arkadaşlar. Kirpi balığında belki abime trollemek için alırız. Belki de akvaryum falan yaparız arkadaşlar. Zaten öyle sürekli deli gibi alışveriş yapamazsınız. Abi şundan bir alabildiğim kadar almak istiyorum. Sonra balçıktan da almak istiyorum. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Şundan da al. Gördüğünüz gibi zaten kitlendi abi. Lan. Ha bu 5 tane istiyormuş. Kitlenmemiş de. Bence iyi oldu ya. Şu mercan bile öyle arkadaşlar. Bunu yere koyarsak şu an ölü mercan bile olur. Olmaz ki suyun altına koymamız lazım. Harika. Balkabaklar acayip hızlı yetişiyor ya. Şunları da tekrar toplayıp gidip evden biraz kemik tozu getir. Bak bozmuş. Bak bozmuşlar görüyor musunuz? Hadi ne yaparsın abi şimdi? Arkadaşlar şuna saldırdım ama bunlar bana saldıracak. O yüzden buna bir tane vuruyorum. Şunlar diğerleri gelin abi. Şöyle gelin. Sizden şeyi düşünelim. Niye bozuyorsunuz oğlum benim tarlamı ha? Ha? Niye bozuyorsunuz lan? Bak yine her yeri bozacaklar. Acaba seyyar tekrar açılır mıydı? Onu düşünüyorum. Üzüldüm şu an o yüzden. Bizim çapamız da kırıldıydı. Bak tamir edemiyoruz şu an bunların yüzünden ya. Ay. Çapa getiririz buraya. Sıkıntı yok. Tarlalarla uğraşmak bayağı zaman alıyor ama bence güzel bir şey arkadaşlar bu. Şimdi ben bu arada boş durmayayım. Şurada bir tane yatak vardı ya. Köylüleri bir tane daha çoğaltsam mı yoksa bir tane köylü buradan götürsem mi? Abi bir saniye Dima abi sıfırlandı onu halledeyim sonra yukarı çıkayım. envanteri boşaltayım bu dediklerimle uğraşayım. Çünkü zırhçı yapmam gerekiyor. Dima abi tekrar sıfırlanmış abi harika 18 tane daha oldu. Arkadaşlar şu 18 taneyi şuraya bırak da burada lazım olacak. Şunları buraya at tamam. Yukarı ve eve çıkayım hemen. Gene akşam mı oluyor oğlum ne kadar hızlı geçiyor lan bu modsuz survival'da zaman. Abi eve geldik hemen şu envanterimi bir boşaltıyorum. Kemik tozu diyoruz ya kemik tozumuz yokmuş ki arkadaşlar ya. İskeletler spawn olunca onlardan düşürmeye çalışacağız. Yoksa yok abi. Şimdi gece oluyor mu? Abi bence gece oluyor olması daha güzel. Şimdi köylerden birini oradan çıkarıp ona bir yer yapacağım. Onun için şimdilik abi birkaç tahta al etrafını kapat yeter. Çit kapısı falan filan da yapalım. Yalnız tahtalarımız da çok az kalmış. Çit kapısı falan da yapalım kapısını da düzenleriz hemen. Bu arada ben geçen yanlış craft etmemişim. İki tane çıkıyormuş abi çift kapısından ondan. Tamam şunları götüreyim yanımda. Üstünü falan da kapatırız. Köylülerden bir tanesini çıkaracağız oradan. Şuraya bir yer atmıştım. Yine de yanımız alalım da. Belki işimize yarar abi. Gece olması aslında şu an iyi bir şey. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? O köylü de biraz daha uzağa bir yere götüreceğim. Burada köy oluşmasın diye yapıyoruz bunlar bu arada. Bilmeyenler varsa. Şimdi o köylüyü de. Nasıl nerede bir yer yapalım? Buraya bir ahır yapmak istiyorum. Burası güzel de boşluk var. O yüzden buraya götürmeyelim. Biraz aşağı götürebiliriz abi o köylüyü de. Evet, köylülerden bir tanesini bir yere... Aha. Aha da zırhçı. Abi. Abi ne olur gitme. O tarafa gitme. Ulan. Elimdeki bile o... Zırhçı gelsene bir sen şöyle. Şöyle. Ha aynı aynen. Aynen kardeşim benim. Tamam abi. Gece olunca bu zırhçıyı buradan götüreceğiz arkadaşlar. Hemen zırhçıya bir yer yapalım. Abi zırhçı dükkanı gibi düşünebilirsiniz. Ee, bunların çok dibine olmasın. Çok uzağa da olmasın. Şurası nasıl böyle? Şurası tam. Bence güzel abi. Buraya da ev gibi bir şey yaparız. Tam bu boşluk. Bence güzel. Çok büyük yapmamıza gerekiyor zaten. Bizim çiftlik evimiz kadar bir yer yaparız olmadı. Hatta şimdi ev gibi bile yapmayacağım. Daha sonra düzenleyeceğiz. Dört duvar olan bir yer yapacağım. Yeter. Şimdilik şöyle yeter arkadaşlar. Buranın çevresini çevirelim. Girişini yapalım. Üstüne bir tane çatı yapalım. Şimdilik yeter. Daha sonra düzenleriz. Gece oluyor. Elimi biraz çabuk tutmam lazım. Üstünü kapatmaktan ziyade şu içini bir şimdilik halledelim. Bir tane meşale atalım. Gece Meşalemiz yokmuş lan. İnşallah burada spawn olmazlar abi. Şu meşalelerden birini şimdilik alıyorum. İçine atacağım. Ben uzaktayken belki köylerin yanında da falan da spawn olabilir aradır. Yapacağım şey şu. Şimdi o yatağa gidemiyor ya. Şuradaki yatağı alacağım. Yine yatakların hepsini kırmam gerekebilir arkadaşlar. Ki gerekecek diye düşünüyorum. Ben yine de şuradaki yatağı alayım envanterime. Zırhçıyı oraya ayırdık abi. Şimdi öncelikle giriyorum. Bunların yataklarını kırıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Kusura bakmasın. Bunlar zaten uyumasın bir şey olmaz bunlara güvenli yerdeler. Sonra zırçı'nı şuraya açıyorum. Aa ha, yok lan bura değilmiş. Şuradan açalım. Zırçı kardeş. Gel kardeşim. Zırhçı gel. Arkadaşlar yatağı koya koya götüreceğiz geçenki taktikle. Bak geliyor yatağa doğru zaten. Yatak burada. Yatak. Yatak mı kaldı orada? Şeyin oraya gidiyor deme ya. Abi ciddi mi? Dim abinin oraya gidiyor değil mi? Dim abi kusura bakma Senin yatağı da kıracağız. Köylü gel abi. Ah geliyor aynen. Hemen kıralım. Buraya gel. Tamam Allah'tan görüyor ve geliyor. Korurum bunu ben. Böyle böyle götüreceğiz arkadaşlar. Salla götür Bu böyle daha basitime geliyor. Abi bu salla götürülecek ya herhalde. Zombiye doğru gidiyor çok enteresan. Hop. Yatak durmasına rağmen nereye gidiyor? Hop. Aa Götürdüğüm yere mi gidiyor yoksa? Arkadaşlar bu pek yatağa doğru gidiyor gibi görünmedi ama neyse. zırçı artık buraya getirdik. Abi süper. Zırhçı sen buradan. in bakayım kardeş. Hemen girişinde bir düzenleyelim. Sonra seni serbest bırakacağım çünkü. Hop şöyle. Şöyle yapalım. Tamamdır abi. Süper. Şimdi bunun üstünü de şöyle kapatalım şimdilik. Şurada bir tane kalmış. Çok sinirim bozdu. Onu alacağım. <laughs> tamam. F3 B yapıyorum arkadaşlar. Kutucuklar aktif ediyorum. Vanilla Survival'da var bu. Bunu bilmeyenler var. Abi hile mi falan diyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Şunu kır abi. Tamam. Sabah buna hatta sabah diye buna bir tane yatak koyalım. Beyaz yatak olsun şöyle. Şurada bir yatağın olsun kardeş senin. Yat yatağına. Ha aynen. F3B yapalım tekrar. Diğerlerinde yatağını koyalım. Dim abinin yatağı falan da kırdık. Sonra arkadaşlar ekstra bir yatak daha koyacağız. Şöyle açmışız da. İnşallah içeri girememişlerdir. Yok girseler de zaten şey yapamazlar. Hayırdır kardeş? Zırh mı vereceğim bana? Hayırdır? Yo vermedi de. <laughs> değil mi abi çok özür diliyorum. Senlik bir durum yoktu yatabilirsin. Bunlara yine 4 yatak koyacağım arkadaşlar. 3 kişiler hemen bir tane çoğalsınlar diye. Sabahtan bir keşke yapsaymışım diye düşünüyorum. Hemen şöyle de kırıyoruz diğer tarafı kapattığımız için. Tamam. Sonra arkadaşlar bizim bu zırhçının şeyi hangisiydi? Şuydu değil mi? Demirci masasıydı. Bunu kıralım onu da götürelim yerine. Gece gece bunları yapmam ne kadar doğru bilmiyorum ama. Arkadaşlar artık o tarafta da bir köylü oldu. Hem biraz uzak oldu bu köye. Aşırı köylü de yapmayacağım ya. 7-8 tane olsa bizim için yeter. Şunu da şuraya koyalım. O ne var? Hayırdır kardeş gel. Gel. Teker teker geldiğinizde siz de sorun değilsiniz koçum. 3-5 kişi aynı anda saldırıyorsunuz. Sıkıntı. Hemen eve çıkıyorum. Çıkarken de kahve içiyorum bu tehlikenin ortasında. Hemen arkadaşlar evimize geldik. Üst kata çıkalım. Bir yatalım. Sonra sabahta işimize bakalım. Her yer karanlık ama her yer gece değil. Abi her yer yaratık kaynıyor. Şu iskeletler aslında ölmeden biraz kemik toplasak onlardan. Envanterimdekiler şimdilik atmıyorum. Hayırdır kardeş ne yapıyorsun orada? Tabii bir sürü iskelet var arkadaşlar. Hemen onlar ben öldürmesem bile XP düşmüyorsa da kemik düşüyordu. Düşüyordu. Hah birkaç tane topladık en azından. Ne oluyor lan? Tövbe yarabbim. Goleme bak garibim aşağı sıkışmış kalmış. Herkes her şeyden memnun mu kardeşler? Size ben bir şeyler atmam lazım mı? Havuç falan istiyor musunuz? Çoğalmak için ha? Şurada sinirimi bozup duruyor arkadaşlar. Burayı düzenleyeceğim. Şöyle. Ha, başka var mı öyle sıkıntılı yer? <laughs> Köylerin dış tasarımını da daha güzel yapmak lazım. Şimdi şu köylümüz de duruyor. Arkadaşlar ben onu oraya götürdüm. Şuraya geleni yeni meslek vereceğim. Değil mi abi sen sende havuç var mıydı abi? Senden biraz havuç alayım. Şunları atayım ki çoğalsınlar. Kaç tane atayım abi. Bunlar çiftleşir diye düşünüyorum ya. Ekstra yatak var ya. Ben çok çok malzeme atmıştım zaten bunlara. Aşağıdakine de bakacağım. Sonra karpuz kabak tarlasında yere gidip kemik tozu basacağım bunlara. Tamam arkadaşlar. Bunun bir sıkıntısı yok, çıkamıyor da güzel. Bunun evini de düzenleyelim bugün. Süper. Şuraya da arkadaşlar kırık taş getireyim de düzgün bir at atış yeri yapayım. Şeker kamışlarımız yetişmiş. Şu karpuz ve kabaklar hemen hızlı bir şekilde toplayalım. Abi şu yine çapayı getirmedik. Seyyar'ın bozduğu yeri var ya. Bir tane oraya doğru çıkmış. Evimiz buradan da çok güzel görünüyor bak. <laughs> tamam abi yine bir sürü bir şeyler topladık. Kemik tozlarını Kabaklara basayım abi karpuzlara değil şuradakilere. Kemik tozu basarken yetişti. Böyle karpuzu kabağı seviyorum. <laughs> tamam abi şu dönerken şunları al neyse almayalım boşver. Hatta arkadaşlar bu tarafa doğru gelmişken şu şeker kamışlarına da bir girişeyim ben. Tamamdır abi sadece arada kalanlar oldu. Kırılıp toplamadınız onları alalım. Bunların hepsini satacağım. Bunların hepsi zırhçıya hazırlık arkadaşlar. Zırhçıdan alışveriş yapacağım için zümrüt toplamak için yer yapıyoruz. Şurayı da düzenleyelim ya bugün. Şu merdiven falan arkadaşlar bir sürü gene iş var. Tarla bak tarlalara da yetişti. Zümrüt kasmak istiyorsak çok yarıyor. Yalnız şu golem benim sinirlerim bozuyor. Ben tarladayken orada benim canım sıkacak. Onu ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Abi hepsini kağıda çeviriyorum. Tamam mı? Sonra şuraya geliyorum. Karpuza da çevirmemiz lazım. Gereken şeyler var. Sonra Dima abiye satabildiklerimi önce satıyorum. 30 level olduk lan. Çok iyi. Dima abiye başka bir şey satamadık. Yalnız ben tekrar alışveriş yapacağım. Artacağını düşündüğüm için. Şu anda arkadaşlar şu kılıca bir büyü basacağım. Köylerle alışverişe devam etmeyeceğim. Hemen 30 level değerlendirmek istiyorum. Ganimet 2. Abi yapacak bir şey yok. Savurma 2, kırılmaz güç, ganimet 2. Yani en azından öldürdüğümüz moblardan falan çok malzeme çıkar. İne, ineklerden. <laughs> Tekrar 30 level oluruz bence kağıtçıya. Bir tane köylü geldi mi ekstra gençler? E, gelmemiş. Size malzeme mi atmam lazım? Dur atayım ben. Ha bu da kitlendi. 37 tane oldu. Size ben şey getireceğim. Malzeme getireceğim. Nasıl yapacağım? Şunlara bir dim şuraya bir at abi. Envanterim dolu gezmek istemiyorum. Şunları da koy. Bayağı olmuş ki zaten. Süper. Tamam. Abi şu envanterimdeki diğer saçma şeyleri de atıp işime öyle bakmak istiyorum. Ben de böyle bir sıkıntı var abi. Envanterim dolu iş yapamıyorum. Mesela bazı adamları izliyorum abi. Yabancılarda falan. Ya adam envanteri full. Envanterine bir şey alamayacak kadar geziyor. O şekilde. Şu kılıç atalım. Ya ben çok rahatsız oluyorum arkadaşlar. Bendeki sıkıntı ne acaba? Tamam bak envanterimizi boşalttık. Sadece şu tahtalar kalsın istedim biraz. Kafam rahat yemin ediyorum ya. Bunlar öncelikle artmasına şey vereceğim için arkadaşlar. Artmasını istediğim için. O sırada ben diğer işlerimi yapacağım. Köylü bir an önce üresin, çoğalsınlar falan diye. O yüzden patates atamıyorduk sanırım bunlar emin değilim. Şu havuçlara girişeceğim arkadaşlar. Havuçları komple toplayacağım. Hem biraz satarız hem de bunları atarız ki çiftleşsinler. Komple bir girişelim şu havuçlara. Tamamdır arkadaşlar havuçları komple topladık. Ara ara yetişmeyenler var. Ve gördüğünüz gibi çapalanması gereken yerler var. Şimdi ben buraya ekmeden Burayı ekerken bile zaman kazanmak için bunları gideceğim arkadaşlar. köylere atacağım. Onlar ürerken ben gelip buraya ekim işlemini yapacağım. Ve bir tane de buraya kadar gelmişken şuradan çapa alalım. Şu çapayı alalım. Lazım oluyor. Hepsine birer stek atacağım arkadaşlar. 3 tane. Yani yeter ettiler artık. 3'ü de ayrı yerde güzel. Sana bir tane. Sana bir tane. Çiftçi. Çiftçi gel. Senin koşu yoluna sana bir tane. Allah'ın ha. Tamam abi artık ürersiniz. Aa Kedi. Kiti sesi arkadaşlar. Vallahi kiti gördünüz mü? Çiğ balık var mı? Yok. Maalesef. Neyse abi biz şu havuçları ekim işlemine gidelim de arı, arımıza bak. Diğer arıyı görmüyorum ha bayağıdır. Bir tanesini görüyorum sadece. İkisini bir görüyorduk arada da bayağıdır görmüyorum. Şu köylümüz ne yapıyor? Bunlar ne alıyor? Ne satabiliyorduk abi buna satış olarak? Bundan satıp çok kasamıyoruz. Diğerlerinden kasıp buna bundan alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Hemen şu havuç tarlasını bir ekiyoruz ve çapalanıyoruz. Şurayı çapalamayacağım. Bozuluyor sürekli zaten. Sinirim bozuyor. Şurayı çapalayalım. Komple bir ekelim abi tekrar havuçları. Süper. Hepsini tekrar ektik. Ve satışa gidiyoruz. Arkadaşlar hem çok işimiz doluyor hem de var ya her yere o kadar güzel yayıldık ki daha bunlar hiçbir şey değil bu arada. Süper olacak. Şimdi havuçları satacağım ben değil mi? Dime abi en, en uyguna Dime abi alıyor abi. Hemen Dime abiye satabildiğim kadar satıyorum. Şurada da vardı ya birkaç bir şey. Onları da satayım. Zümrütleri de alayım. Şunları da al. Şunları da tekrar yanıma al. Belki sıfırlamış olur şu kağıtları. Diğer tarafa. Dime abi çıkamıyorsun işte. Niye zorluyorsun her seferinde? Terbiyesiz Dime abi. Abi inşallah bıdık bir köylü olmuştur. Olmuş abi. Zıplayıp duruyor hatta. <laughs> Sonra yine satabildiklerimi satayım. Bunların hepsi zaten usta oldular. Ben sadece zümrüt satmak için kullanıyorum arkadaşlar bunları. Bunda havuç satamıyoruz buna. O sıkıntı ya. Sadece patates satabiliyoruz. Şundan da yine tamir alacağım arkadaşlar. Ve darbe alıp. Ooo bir bire zümrüte mi satıyor? Darbe alıp şuna darbe basabiliriz bak. İki tane darbe kitap alıp. Yalnız 30 olmak üzereyken de saçmam olur. Tamam bu bir oyun günde yani 20 dakikada büyüyormuş sanırım. Dima abi de uyudu değil mi? Dur Uyumaya çıkalım sabah. Yine satılıyor, sabah satarız. Şu yolu yapalım arkadaşlar. Patika en azından şuraya bir merdiven çekelim. Sonra patika çekeriz. Şu aradan gidecek yol tam şu ikisinin arasından. O yüzden şu büyü masasını da buraya taşıyacağız. Artık taşıyalım değil mi? Hop yukarıda üst kattaydı yatak odası. Hemen bir uyuyalım arkadaşlar. Şöyle de bir bakıp oh süper oluyor. Korkunun bizi yönetmesine izin vermek sahip olduğumuz tüm umudu yok etmek demektir. Boromir Boromir reis ya. Gondor'un oğlu. Hemen arkadaşlar Markus havladı. Ben onun havlamasına dayanamam. Birkaç gündür gene beslemiyoruz. Markus şöyle besleyelim aslanımı. Sonra normal havuç yiyor mu abi bu at? Yemiyor abi. Normal havuç niye yemiyorsun sen? Ulan altın havuç yer mi at ya? <laughs> Neyse abi Diego'yu da besledik. Güzel. Bunlara da isim vereceğiz ama isim etiketi alacağım. Bir seviyeye basılıyordu gerçi. Onun o kadar da problem değil. Şimdi arkadaşlar köylü hemen büyümüş mü bu dık köylü? Bakıyoruz. Yok abi daha küçük. Onun biraz zamanı var. Dima abiye yine şu havuçları satmak istiyorum. Dima abi ne yapıyorsun oralarda? Kaç yaşında adamsın? Niye kitlisin sen gene Dima abi? Diğer köylüye bakalım havuç. O havuç almıyordu. Neyse şunları sandığa atayım. <laughs> Bir buçuk stek zümrüt oldu gördüğünüz gibi. Bunlar elimde gezdireyim ya. Dima abi çıkamazsın. Niye bu kadar zorluyorsun? Canını yediğim. Arkadaşların yanına gitmek istiyorsun biliyor musun? Bak sen yine en azından yakınsın. Bak şu adama. Şu adama bak uzak. Şimdi arkadaşlar dur aşağı gitmeyeyim abi. Öncelikle sürekli ertelep duruyoruz. Şurayı komple kırayım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Baltamızda kırılmazlık var sadece. İnşallah hepsi geliyordur. Bazen iki tane falan geldiği oluyor sanırım. Büyü masamızı artık buradan taşıyacağım. Çünkü burası yol olacak arkadaşlar. Artık patika olacak. Şuradan merdiven indireceğiz. Hemen biraz tahta da alıyorum yanıma. Çünkü o. Şunları komple al abi. Bunların hepsini kitaplığa çevir tekrar. 12 tane. Kaybımız var. Tahta yok çünkü. <laughs> İnanılmaz. Aşağı giderim abi. Birkaç tane şeye girişirim. Neye girişirim? Ladine girişirim. Şunları bir kuralım arkadaşlar. Yani yatağımıza giden yolu birazcık kapatıyor ama çok da değil olsun abi. Problem yok ya. Şimdi 30 olmuyor değil mi? Büyüsü bir, bir şey atalım. 24 oluyor. Çünkü 3 tane kitaplık daha eksik. Hatta bir kitaplık daha yapalım bence buraya. Güzel bir simetrik olsun. Onun için de arkadaşlar şu köylüye bir daha bakacağım büyümüş mü. Büyüdüyse hemen maden fırını koyacağım çünkü. Yok abi hala bıdık. Hemen odun toplama gidiyorum. Ne kadar çok işimiz var. Ne kadar çok yetişemiyoruz peşinden görüyor musunuz? Ve daha bu taraflara komple genişlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sınırlarımızı. Bak burada da balkabaklarını unutmuştuk. Hemen şu önce balkabaklarını toplayayım. Ondan sonra da arkadaşlar şu orman ağacını toplayacağım. Fidanı düşsün ben şunları kırana kadar. Hemen şöyle orman ağacı da lazım bize çünkü. Güzel tasarımlar yapmak en azından çubuk için kullanmak istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle birazcık yardım edelim. Fidan inşallah bir tane olsa düşer abi hiç düşmemesi gibi bir ihtimal var. Tekrar ormana gidebiliriz. Şu ladine bir girişelim hemen. Abi tepeye kadar geldik. Yalnız bunda sadece kırılmazlık var ya. Çok sıkıntı oluyor. Ben bir sonrakine muhtemelen alışveriş yapayıp yapa 30 seviye olacağım. Direkt baltaya bir basacağım abi. O kadar gerekli ki yani. Buraya kadar gelmişler. Şunları da kıralım da arkadaşlar. Fidan düşmesini biraz hızlandıralım. Bununla uğraşmayalım yani. Abi bir tane orman ağacı fidana düşmüş. 5 dakika geçmez biz oraya gidene kadar. Silinmez güzel. Tamam abi bir tane ladin indirdik. Bu şimdilik bize yeter. İki tane mi? Bir tane düşmüş abi fidan ya. Orman ağacı. Çapamızla kıralım. Belki bir tane daha düşer. Düştü mü? Düşmedi. Bir taneye bir tane ya. Şaka gibi ya. <laughs> Sadece biraz daha orman ağacım oldu elimde o kadar. öyle bir faydası oldu. Ben tahtaları niye yaptım abi? Şey yapmak için. Büyü masası için. Yani kitaplıklar için. Hemen oraya gidelim. Köylüyü de bir daha kontrol edeyim. Abi bence büyüdü. Hala küçük. Bu arada şunu da bence şunları alalım. Lan hepsini alalım mı? Bileme taşını da buradan alalım. Burada durmasına gerek yok. Belki sadece bir tane büyü masamız olmaz. Aşağıya bir yere de bir tane büyü masası yaparız. Hem evde olsun hem orada değil mi? Şimdi arkadaş yukarı çıkacaktım da öncesinde şu şeyleri craft etmekten ziyade biraz daha kitaplık şey yapmak istiyorum aslında kitap. Derimiz var mı abi? 32 tane deri varmış. Çok iyi. Kağıt var mı? <laughs> Kağıtların hepsini sattık abi ya. Toplayacağım abi. Kafama koydum yapacağım. Düzgün bir şekilde yapacağım onları. Şuradan birkaç sıra toplasam zaten yeter kitaplık için. Bize 3 tane daha... Bilmiyorum kaç tane gerekiyordu. Şu hafif yetişmişleri bir toplayayım abi. Bence bu kadar yeter. 44 tane şeker kamışı her türlü yeter abi. Şuradaki Dimi abi crafting table'ını kullanıyorum helal et. Şunların hepsini kağıda çevir. Dur abi eksik kalırsa yapalım. Kaç tane eksik kalacağına göre kitaplık yapalım. Fazladan yapıp da tekrar simetriyi bozmayalım değil mi? Yalnız üst katta burada crafting table olmadığını fark ettim. Böyle olmaz böyle bir şey yok. Orman ağacından hemen crafting table yapalım. Bakın güzel bir işe yaradı orman ağacı. <laughs> Şimdi 3 tane daha kitaplık arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane daha yapsam bence iyi olur. Tamam abi 3 tane kitaplık daha yaptım. Hem simetrik göründü hem de güzel oldu. Bir üste koysak zaten artık almıyor büyüğü. Şöyle gireceğiz artık yatak odamıza. Arkadaşlar hatta yatağı şöyle koyayım abi. Pencere kenarındaydı. dedi yatarken. Tam buranın ortalısı. Yatarken şöyle bakıp yatalım abi. Şöyle en azından bu taraftan manzara. Abimin ev manzarasıyla olsun. <laughs> Envanterim var ya leş gibi. Şimdi merdivene gelecek sıra ama tekrar köylüyü bir kontrol edeyim şu bir, tane maden fırını craftlayacağız ya her türlü. Bir tane yapalım da elimizde bulunsun. Tamamdır abi maden fırını craftladım. Şu elimdeki atmadıklı attığım atmayı unuttuğum şeyler varmış ama bir tane varilimiz vardı ya arkadaşlar onu yukarı koymayı da unuttuk. Onu da yukarı koyalım hemen. Şöyle dam camın önüne koyup kapatmak istemiyorum. Şuraya bir varil daha yaparız abi daha sonra. Şurada bir tane crafting table atalım. Ya şurada crafting var ya problem yok. Ee, şunun içine atalım at, atacaklarımızı. Tamam abi şu kitapları da bunun içine atalım. Belki lazım olur. Güzel. Hiçbir şey koyun eti varmış bir tane. bunun arkadaşlar şuradan gidip bir uyuyalım da. Sabah da bunu Markus'a yedireyim. Sonra köylü artık büyümüştür diye umuyorum. Akşam güneşi ne güzel aşağıda değil mi şöyle. Balkona çıkayım da biraz daha orada zaman geçireyim. Şöyle bakalım dışarıya doğru. Güzel oluyor be. Genişliyoruz be. Sınırlarımızı genişletiyoruz. Çiftçilik yapıyoruz. Şu tarafta kocaman bir orman var. Buraya da bir ormancı evi falan mı yapsak. Arkadaşlar abimin base çok uzaktan hafif görünüyor. Çok spoiler vermiyorum. Giderek Mehmet Ali kanalına giderek izleyebilirsiniz. Bir yudum kahve alalım ve uyuyalım. Oh günaydınlar. Markus'a şunu yedirip işime gücüme bakacağım. Markus al oğlum. Diego'ya yok ama hadi Diego sana da üzüldüm. Al oğlum sen de. Al kızım diyelim. Diego kız arkadaşlar bu arada. <laughs> Yine biraz envanterimdekileri attım oraya. Büyümüştür. Artık şu mesleği verelim abi. Artık şu mesleği verelim. Zaten bayağı balkabağımız da var satacağız. Bir, bir buçuk stek zümrüt var. Büyüdün değil mi lan? Neredesin? E yok artık. <laughs> Abi hani 20 dakikada büyüyordu bunlar ya. 20 oyun dakikasında. 20 dakika olmadı mı? Sağlık olsun. Biz de işimize gücümüze bakalım o zaman. Şuraya merdiven yapacağız mı? aşağı doğru da. Sizce şunun gibi böyle tahta merdiven mi yapalım? Yoksa taştan mı bir şey yapalım? Sanki burası taştan olsa daha güzel görünür gibi. Ama yanlarını Bak şurada kraftik de güzel görünüyor ha. Yanlarını da arkadaşlar ladin tahtasına yapalım. Yalnız taşımız var mı? Biz öyle konuşuyoruz da varmış biraz. Normal taş da var. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya yapalım arkadaşlar. Tıpkı şurası gibi arkadaşlar. Merdiven şeklinde böyle yavaş yavaş inerek çıkarak. Öncelikle bir ana şeklinde çıkaralım da. Sonrası kolay. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Biraz hani dimdik insin istemediğim için böyle oldu. Buraya kadar merdiven inmiş oldu. Yanlarını doldurarak götüreceğiz. Ama yanlarını ben ladinden yapayım diyordum ya. Ortalarını hatta ladin hiç karıştırmıyorum. Komple komple taştan yapalım arkadaşlar. Den hiç karıştırmayalım. Ama şöyle bir şey lazım bana. Biraz daha bu yarım bloktan lazım. Çünkü kenar çizgisini çekeceğiz. Şu arada kalanları da kıracağım arkadaşlar. Aralarını yarım blok tam blok fark etmez. Şöyle aralarını dolduracağım arkadaşlar. Hepsinden ya. Sadece kırık taş olmasın yapmayacağım. Kırık taş da olsun. Hatta şu normal taş basamakla komple doldurayım sonra ayrıntı katarım abi. Aşağıdan başlayarak. Böyle arkadaşlar. Buranın yanına geliştirsek, genişletsek mi bu kadar yeter mi? Biraz genişletelim ya şöyle. Bir tane bir tık. Böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle çıkılıyor. Hiç sıkıntısız çıkılıyor. Abi. Problem yok. Şimdi bundan aralarına ayrıntı katmadan önce köylü ne durumda ona bakacağım. Merdiven bence çok güzel oldu. Tam buraya kadar indirdik. Bakın abi altlarını doldurmaya da gerek yok. Yetişmiş bir köylü. Aynen abi yetişmiş. Hatta çoğalmaya başlamış. Dur lan. Abi nasıl oluyor? Dört tane yatak var. Sen şu mesleğe bir kap kardeş. Oo süper abi. Hangisi daha çok getiriyor ona bakacağım. İkisi aynı getiriyor. Al hepsinden. Envanterde oldu. Yalnız bunları şey yapmak da istemiyorum ya. Bunları çöpe atmak da istemiyor insan bu kadar kaskı bilmem neyi. Bunları eritip şeyini mi çıkarsak ama değer mi mesela? Şunda, maden fırında değil de bunu eritmemiz lazım. Değil mi? Değer mi? Bir tane demir şeyi çıkacak diye değer mi? Bilmiyorum. Orada envanterim fullendi. Şu aralara şöyle şöyle arkadaşlar ayrıntı katacağım. Ondan bundan koyacağım. Tek düze yaptık ama böyle yapmayacağız. Değiştireceğiz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şöyle yaptım ya. Güzel işte. Kullanışlı olsun diye yaptık. Yani şu taraftan da şöyle bir patika gibi şu tarafa da indirebiliriz hani. Ağaçlarımıza doğru da gidiyoruz ya. Neyse abi ama önemli olan buraydı. Burayı yaptık hallettik. Güzel oldu. Şimdi şu köylüye bir daha bakacağım ama şu evmanterindeki leş şeyleri ne yapacağım bilmiyorum. Aa bir tane daha atlamış. Güzel zincir bot. Bunu komple çöpe atacağız abi. Kusura bakmayın. Direkt götüreceğim abi zincir botu ben ne yapacağım? Abi demir kasları da atacağım ya. Hatta atayım ondan sonra göstereyim. Bir tane demir bile çıkmayacak bak. Bir tane demir parçacı mı ne çıkıyor yani? Gerek var mı? Attım abi. Şu çıktığımız yeri de şöyle kazacağım. Düzgün bir şey yapayım diyordum ya. Onu yapacağım arkadaşlar. Şöyle kırık taştan yapalım. Şöyle trambolin gibi ama Frodo'nun yüzüğü attığı yer gibi de düşünebilirsiniz. Şunu almam lazım. Çok sinirim bozdu. Böyle. Bundan sonra buraya geleceğiz böyle çıkacağız. Gereksiz malzemeler atacağız abi. Evimizin çıkış yolu inşallah güzel olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Şimdi bundan biraz daha alacağım. Ha yatmışlar abi. Dur sabah alalım. Hem de size o demir parçacıklarını göstereyim. Buradan böyle çıkılıyor arkadaşlar. Güzel değil mi? Şu tarafa inen bir merdiven, ayrıyeten şu tarafa inen bir merdiven de yapabiliriz. Burası tam bizim merkez yani evimiz. Bakın arkadaşlar Allah aşkına bir tane demir parça 9 tanesinden bir tane demir yapıyor. Bunlarla uğraşacağımıza bu kadar bir de kömür gitmiş oluyor. Bunlarla uğraşacağımıza gider maden yaparız abi. Demir toplarız. Daha mantıklı yani. Merdivenimiz nasıl? Güzel abi. Altlarına biraz destek atarsak daha güzel olur. daha Ben şimdi envanterimi boşalt... Ooo boşaltmadan diyecektim de. Dur 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 dur. Abi ben bileğiciyi nereye koydum bu arada? Onu hiç hatırlamıyorum. Şu Baltaradan bir tanesine hemen büyü basacağım arkadaşlar. İnşallah verimlik 4. İşte bu. Sadece verimlik 4 bile olsa iyi abi. Şunu da buraya koyalım. En azından verimlilik 4. Diğeri neydi? Kırılmazlık mıydı sadece bir tane? Yok kırılmazlık bir de olmaz ya. Abi şunların altına dediğim destekleri bir yapayım hemen. Tamam abi. Bu, ayakta bu, bu köprüyü ayakta tutar yani. Tutmaya yeter. Hepsini attım da tekrar biraz daha aldım. Çünkü şöyle bir şey unuttuk abi. Buraya da şuraya bağlayan bir patika yapacağız. Nasıl? Burası patika gibi oldu biraz. Bir tane şuraya atalım. Buralar boş kalmış. Tamam abi böyle iniliyor işte. Yani patikadan şeye. Güzel. <laughs> Yavaş yavaş arkadaş her şeyi böyle yavaş yavaş yapıyoruz. Yapılacak çok iş var. Ben zümrütleri ne yaptım? Hepsini harca, harcamış olamam herhalde ya. Cidden zümrütlerin hepsi bitti mi ya? Köylü ne durumda? Bir seviyede atlamış mıydı? Oraya bakamadık. Hangisi abi? Sen misin? Aynen. Abicim yani sana zümrüt nasıl yetmedi onu anlayamadım ben. O başka ekstra satacaklarımız şeyleri de alalım. Hemen Dim abiden yine zümrüt makinamız canını yediğim ya. 58 tane daha oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha Alım satım işlemi yapacağım bununla? Şunun hepsini ver. Level atla daha. Bir tık daha açıl bakayım. Açıl bakayım. Ne veriyorsun? Zincir kas. Ne kadar saçma. Bir daha al. Bir daha seviye atladı. İyi Allah'tan seviye atlamamıza yardımcı oluyor. Bak 30 olduk gene. Oh! <laughs> Şunları çöpe atıyorum. Sonra arkadaşlar. Ne yapıyorum? 30 level olduk ya. Bir büyü daha basıp sonra geliyorum. Son level'a getirdi full seti çekiyoruz artık. Full seti bu bölüm çekebilir miyiz bilmiyorum ama. Bunların hepsini lava atıyorum abi. Hiçbir işimize yaramaz arkadaşlar emin olabilirsiniz. Buradan giderken de şu karpuzları hemen bir toplayalım. Abi karpuzları topladım bir tane daha çıkmış da bayağı bir çıktı. Şuna bakar mısın süper oldu genişletmemiz güzel oldu. Şimdi de balkabaklarını bir toplayalım hemen. Abi tamam o kadar güzel ki balkabaklarını toplayana kadar bakın 3-4 tane daha karpuz yetişti. Çapa varken yanımda hemen şuraya da tekrar arkadaşlar. Balkabağı ekeceğiz bir tanesi boşa gitti ama olsun abi bura yetişsin. Böyle boşluk kalan yerleri sevmiyorum. Şimdi direkt arkadaşlar bunları satmaya gitmeyeceğim. Tekrar büyü basmaya gideceğim. Çünkü 30 oluyoruz abi. Biraz daha kasarsam ne gerek var? Sonra büyü bastıktan sonra biraz azalacak ya. Sonra satış yaparız. Biraz daha seviye kasmış oluruz. O yüzden hemen eve gidiyorum büyü basmaya. Merdivenimiz de var artık. Kolay çıkıyoruz. Süper abi. Aa <laughs> bu iniş yerimize şu yanlarına da ağaçlar yapmayalım mı? Devam ediyoruz arkadaşlar. İnternet sağlayıcısı bizim bu evin değil. Eski babamların evinin interneti sürekli arayıp şimdi isim vermek istemiyorum da sürekli arayıp tarifimde değişiklik yapılmasını Redde Reddediyorum ayda 2-3 kere arıyorlar. Abi diyorum ki aramayın beni. Artık rahatsız olmaya başladım. Daha demin videonun ortasında yine adına sizi belli etmemeye başladım. Ben burada işimde gücümdeyim. Sürekli beni arıyor. Sürekli bir de açıyorsun 10 dakika sana bir şeyler anlatıyor. İstemiyorum diyorum. Tekrar ısra her ay 2-3 kere. Taahhütüm var abi. Ben taahhütüm bittikten sonra bakmak istiyorum duruma. Neyse iyi geceler. Tabii mümkünse. <laughs> İnanılmaz ya. Abi diyorum ki... taahhütün bittiğinde bakarım. Çünkü ben biliyorum abi olayı. Şu kadar fiyat diyor. taahhütünüz bitti. Hatta ne... Birkaç ay geçiyor. Bakıyorsun ki üstüne bir şeyler eklenmiş. Nereden geldi? Bana kabul ettiniz şunu diyor. Yok arkadaşım. Karşınızda saf yok. Kusura bakmayın yani. Dün arayan arkadaşa dedim ki kibarca. Lütfen dedim. Beni sürekli arayıp rahatsız edilmesin. Not alın dedim. Bugün tekrar bir daha arıyorlar. A açtım. Müzik dinletiyorlar. Kapattım. Videonun ortasında bir daha arıyorlar. Yani... Abi ben bu sefer baltaya büyü basmayacağım. Bu baltanın büyüsü benim için yeterli. Bir tane kazmaya büyü basacağım abi. O yüzden bir tane kazma yapıyorum hemen. Hayır yazık oradaki çalışanların da suçu yok. Adamları arayın diyorlar. Arayacak adamın işi o. Ya, kibarlıktan da taviz veremiyorlar yazık. Diyorum ki hanımefendi ben de rica ediyorum. Onlar da işçi adam sonuçta. Diyorum ki bak lütfen bir daha aramayın beni diyorum. Bu ne ya leş gibi. Servet olay değildi de neyse. Bak bir daha beni aramayın lütfen sürekli rahatsız ediliyor. Hani bir değil iki değil ayda <laughs> Birkaç kere arayıp insan tarife değiştirtirilmeye çalışılır mı ya? Rica ediyorum daha dün rica ettim not alıyorum dedi bugün gene arıyorlar iki kere. Şimdi not aldı bakalım hayırlısı. Tekrar şunlar hemen Dima abiye satıyor bütün konsantrasyonumuzu bozdular ya. <laughs> e dediğim gibi oradaki arkadaşlara da bir şey diyemiyorum. Onlar sonuçta ara diyorlar arıyor yazık. İşçi onlarda. Şimdi arkadaşlar şu zır yapımcısından. Hoppidinik. Zıppidilik yes be. <laughs> arkadaşlar çok tatlı ya. Ben size diyordum arkadaşlar acele etmeyin. Bekle diyordum. Siz diyordunuz ki abi zırh yap. Acele etme. Bekle. Yalnız biraz daha satış yapmam lazım. Lan ekmek aldım yanlışla. Yanlışla ekmek aldım harcadım ya. Vallahi hancınlar hancım. Abi yalnız karpuz kabaklar gene deli gibi yetişmiş. Ben onları toplamaya gidiyorum. Bu ekmekleri de bunlara atayım. Ondan sonra bana yok ekmek yok. Yürüyemiyoruz falan demesinler. Al. Size attım bunları. Sizden aldım size attım. Abi sürekli şeyden uğraşmaktansa şu tarlaları bozup şey yapmak. Karpuz kabak gerçekten inanılmaz etkili değil mi ya sizce de? Şuna bakar mısın? Daha yeni topladık. Deli gibi yine yetişmiş. Hemen şu karpuzları bir topluyoruz. Abi karpuzları topladık. Fena değil yine. Şu kabakları da ben toplayalım. Tamamdır abi. Yalnız bu bana nerede? Ha bunu satamamışız. Oo golem reis oradan çıkmışsın helal. <laughs> Satabildiğim hemen dim abiye satıyorum. Gene 30 level olduk abi. Hadi gidip de büyü basma. Hadi gidip de büyü basma. Nasıl basmayacaksın? Belki o arada Dima abi yine sıfırlanır. Şimdi arkadaş, o bileme taşını da nereye koyduysam bulmam lazım. Verimlik 3'müş abi kürekteki. Belki daha iyi bir şey gelir. Şöyle basalım. Verimlik 4. Sadece verimlik 3 mü? Tamam abi güzel. Şu küreyi de koyalım eski küreğimiz. Artık verimlik 4 küreğimiz oldu. Harika. Bileme taşını bence ben buraya bir yere attım ama. Nerede bilmiyorum. Neyse abi şimdi onu aramayacağım. Yani bir sürü işim gücüm var. Şuradan biraz da tahta götürdüm. Baktım hiçbir şey satamıyorum abi. Çubuk satacağım. Tekrar Dima abiye bakıyoruz. Abi Dima abi can değil midir ya? Bir sürü şey sattım gene canını yediğime ya. Abi şuna da biraz çubuk satayım da. Sonra zırhçı. Gel bakayım koçum. Şu kafalık. Ooo koruma 2-3. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdilik idare edeceğiz ama. Bunları zaten büyülerini alıp tekrar kendimiz büyüde de basarız. Abi tıttırı adeşe. Arkadaşlar ne oldu? İki bölüme nasıl toparladık ama? Bana bir oradan söyler misiniz? Bak iki bir önceki bölüm değil ondan önceki bölüm yani iki bölüm önce ölmüştük her şeyimiz gitmişti her şeyimiz elmastan ve zırhımız da elmastan büyülü yaparak hatta fulledik abi <laughs> şunlar tekrar yakmaya atıyorum ve mutlu mesut bir şekilde arkadaşlar videomuzu noktalandıracağız Şimdi şuna bakıyorum bundan bir şeyler alayım mı sizce yok abi bunlardan daha sonra alacağız arkadaşlar artık öldüğümüz zaman çok kolay toparlayacağız Köylülerle bayağıdır uğraşıyoruz ama artık... Oh ne lan? 60. Toparladık abi. Köylülerde değil de biraz bu ülkelere de ağırlık vereceğiz. Köylülere de ağırlık vereceğiz. Ortaya karışık takılıyoruz ya. Ortaya karışık var. Mı? Karışık var mı var? Karışık koy ya diyoruz. Şöyle videoyu da bitireyim arkadaşlar. Merdiven de bu, bu, bölüm merdivende yaptık ya. Teşekkür ederiz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım ve ayrıca abimin ve dayımın kanallarında açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret edip modsuz survival onların gözünden de seyretmeyi unutmayın. Hoşçakalın.